Konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Sayın Destici ile gündemin en sıcak başlıklarını konuşmuş olacağız. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii ki ittifak konuşacağız sizinle. Sıcak bir gelişmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin randevusunu Milliyetçi Hareket Partisi reddetti. İsterseniz bu sıcak gelişmeden başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben bütün kadınlarımızın bu günü vesilesiyle hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii özellikle Türkiye İslam coğrafyasında yüz binlerce, belki milyonlarca kadın şu anda zulüm içerisinde. Çocuklarının bir lokma ekmek bulabilmenin mücadelesini, namuslarını korumanın, evlerini, barklarını korumanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun, bu emperyalist zalim küresel güçleri de kahretsin diyorum. Tabii ittifak şu anda Türkiye'nin en sıcak gündem maddelerinin başında geliyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 16 Nisan'da evet dedik. Çünkü Türkiye'de sistemin değişmesini kurulduğumuzdan beri arzu eden bir siyasi partiyiz. Ve dolayısıyla da bu anlamda yapılan bütün değişikliklere zaten biz bugüne kadar evet dedik. Bundan sonra tabii seçimlerle ilgili de uyum yasaları, bu 16 maddeyle ilgili 16 insandaki uyum yasaları çıkarılması gerekiyordu. Tabii bu uyum yasaları içerisinde de siyasi parti yasası kanunu ve seçim kanunu öncelikli olarak yer alıyordu. Biz de bununla ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık ve şu anda da mecliste bir teklif metni var. Tabi bu metnin içine baktığınızda burada ne var? Bir, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili bir takım düzenlemeler var. İki, seçim güvenliğiyle ilgili bir takım maddeler var. Üçüncüsü de işte ittifak meselesinin yasal hale getirilmesi var. Biz eksik bulmakla birlikte bu teklif metnini destekliyoruz. İnşallah bir sonraki paket içerisinde de bu eksiklerin büyük bir kısmının da tamamlanacağını ümit ediyoruz. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada İşte bizi de ziyaret ettiler ama biz burada kendilerine arkadaşlarımız çok açıkça ifade ettiler ve çıkışta da söylediler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki düşüncelerine katılmıyoruz. Tam tersine teklifi destekliyoruz. Çünkü içeriğine baktığımız zaman ne yapılıyor bu düzenlemeyle birlikte? Efendim işte PKK'nın baskı yaptığı yerlerde, özellikle sandıklara tamamen hükmettiği, istediği gibi oy çıkarttığı yerlerde seçim çevreleri birleştiriliyor ki PKK, bu terör örgütü, bu etkisini yapamasın diye. Bir diğeri, efendim işte vatandaşın yanlış bir şey gördüğünde polis davet etmesi, çağırması. Bir başka husus ise işte sandık kurulu başkanlarının memurlardan olması. Biz bunların üçünün de doğru olduğunu düşünüyoruz. Ve CHP'ye de, heyetine de bunu sorduk kamuoyunda da geldiğinde de. Yani sandık başkanının HDP'li olmasından rahatsız olunmuyor da niye devlet memuru olmasından rahatsız olunuyor? Ya da işte sandıkların birleştirilmesinden niye rahatsız olunmuyor? Olunuyor. Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla biz onların bu teklifini doğru bulmuyoruz ve biz şu anda mecliste AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi tarafından teklif edilmiş olan bu metni destekliyoruz. İçeriğini destekliyoruz. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne randevu vermemesi, o tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Genel Başkan'ın, yönetiminin takdiridir. Cumhuriyet Halk Partisi ile aralarında olan bir meseledir. Dolayısıyla da ben bununla ilgili de yorum yapmıyorum. Onların takdirlerine saygı duyuyorum. Evet. İttifak kapsamı da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti sizi de ziyaret etti. Açıkça neler konuşuldu? Hani basına yansımayan, kamuoyuna yansımayan hangi konular, konu başlıkları var? Şöyle, ittifakla ilgili değil, bu seçim güvenliğiyle ilgili diye geldiler. Çalışmalarını bize de getirdiler. Arkadaşlarımız, genel sitelerimiz başkanı da bir heyet kendileriyle görüştü. İşte bir önce bahsettiğim hususları dile getirdiler. Biz de kendilerine bu hususlarla kendilerle aynı düşünmediğimizi, tam tersine biz bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi tarafından meclise sunulan teklifi desteklediğimizi hem içeride ifade etti arkadaşlarımız, hem çıkışta basın toplantısında, hem de ben de zaten bunu her zaman söylüyorum. Evet, içinde Saadet Partisi'nde bulunduğu CHP öncülüğündeki ittifakta gizli ittifak ifadeleri de dile getiriliyor. Siz ne diyorsunuz? Yani Saadet Partisi CHP ile gizli ittifakta bulunur mu, bulunmalı mı? Ne dersiniz? Şöyle, tabii biz milliyetçilerin, maneviyatçıların, kendini milli ve yerli olarak tanımlayan kesimlerin, siyasi partilerin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlattığı bu ittifak görüşmelerini, ittifak çalışmalarını başından sonuna kadar destekledik. Bunun yanında olduğumuzu ifade ettik ve bununla birlikte olacağımızı da, içinde olacağımızı da dile getirdik. Tabii daha önce de ben ifade ettim. Saadet Partisi'nin
de bu Cumhur İttifakı'nın içinde görmekten memnuniyet duyarız dedim. Kendileriyle de hem kendileri geldiler bizi ziyaret ettiler, hem daha sonra ben kendilerini ziyaret ettim. Onlara da açıkça düşüncelerimizi ifade ettim. Ama tabii bundan sonrası kendi düşüncelerdir, kendi takdirlerdir. Ama ben yine söylüyorum, elbette ki bizim gönlümüz Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte yer almasıdır, ama tabii kararlarına da saygılıyım. Evet, Büyük Birlik Partisi olarak net olarak bu Cumhur İttifakı'nda bulunuyorsunuz değil mi? Peki evet. Herhangi bir pazarlık söz konusu oldu mu acaba? Asla böyle bir pazarlık söz konusu değil. Bunlar çirkin şeyler. Bir kere şu anda daha hani ittifakların nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili de meclisten yasa çıkmadan, yasalaşmadan konuşmak zaten erken. Önce mecliste yasa teklifi var şu anda. Bu teklif geçecek. Peki bu teklifin içeriğine baktığınız zaman nasıl partiler bir araya gelebilir, ittifak yapabilir? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye aslında bu çok büyük bir kazançtır siyasi partiler açısından. Şimdi CHP mesela burada da itiraz ediyor. Efendim itirazını da baraj üzerinden getiriyor. Direkt söyleyemiyor. İşte %10 barajı ben de savunuyorum kalksın. Ama kalkmıyoruz, en azından bir ehveni şehrin daha iyisi olan var. Yani ehveni şer var. O da nedir? İttifak yapan partiler ittifakın toplam barajı geçtiğinde barajı geçmiş olup ve mecliste temsil edilecek. CHP bundan niye rahatsız oluyor? Yani şimdi ya da bundan rahatsız olan diğer partiler niye rahatsız oluyorlar? Keşke öbürü de olsaydı. Biz bunu da savunuyoruz. Yani hem baraj kalkıp hem böyle olsaydı. Ama bir kere bu Türkiye'de temsilde adaletin yerine getirilmesi, meclisin güçlendirilmesi adına da önemli bir adımdır. Onun için peki içeriğine baktığın zaman nasıl olacak? Eğer bu şekilde yasalaşırsa ki AK Parti ve MHP bu konuda zaten anlaştılar. Biz de Sayın Şentop bizi ziyaret etti. Hem teklif sunulmadan önce bilgilendirdi, hem buraya gelerek bizleri bilgilendirdi. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla. Zaten kendileriyle de görüşmüştük. Ve netice nasıl olacak? Bir siyasi partiler kendi amblemleri ve kendi listeleriyle bir blok içerisinde yer alıp ittifak yapabilecekler. İki, kendi parti kimliklerini koruyup muhafaza edip bir başka partiyle birlikte onun listesinden ortak listeyle birlikte seçime girebilecekler. Şimdi bu yasalaştıktan sonra, çıktıktan sonra bunlar oturulur, konuşulur. Ve dolayısıyla da bu ittifaka maksimum düzeyde partiler hangi şekilde katkı yapacaklarsa ve kendileri de maksimum düzeyde hangi yararları sağlayacaklarsa buna göre bir karar verilir diye ben düşünüyorum. Bu müzakere edilir, konuşulur, oturulur. Daha buna bizim zamanımız var. Onun için bu konuda erken bir şey söylemek istemiyorum. Ama önemli olan şudur. Hem AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nin ortak iradesidir ki bu ittifak, Cumhur İttifakı. Dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi de bu ittifakın yanındadır ve inşallah içinde de yer alacaktır. Evet, seçimlere daha uzun bir süre olmuş olmasına rağmen CHP'den gelen seçim güvenliği tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz temelde acaba? Ben bunları doğru bulmadığımı, yani gerekçelerini, itiraz noktalarını doğru bulmadığımı ifade ettim. Bir kere daha yineleyeyim. Yani CHP uyum yasaları sürecine bu pakete katkı sağlayabilirdi. Nasıl katkı sağlayabilirdi? Başından itibaren olumlu bir tavırla katkı sağlayıp burada önerilerini, düşüncelerini, fikirlerini dile getirebilirdi. Mesela samimi olarak barajın kaldırılmasını arzu ediyorsa bunu vurgulayabilirdi. Bunu ısrarla vurgulayabilirdi. Başka noktalarda teklifleri varsa bunu vurgulayabilirdi. Ama CHP ve onun şu anda etrafında kümelenmiş olan siyasi partiler, yani CHP'nin lokomotifliğini yaptığı siyasi partilerin ortak bir söylemi var. Efendim ilkeler ittifakı diyorlar ya da ilkeler etrafında buluşacağız diyorlar. İlkeler nedir diye baktığınızda Türkiye'yi eski sisteme döndürmek olduğunu görüyorsunuz. Halbuki Türkiye'nin başına ne gelmişse bir yönüyle de eski sistemden dolayı gelmiştir. Yani 28 Şubat süreci eski sistemin bir sonucu değil mi? 12 Eylül darbesi eski sistemin bir sonucu değil mi? 27 Nisan emuhdırası eski sistemin sonucu değil mi? Yani Türkiye o gün meclis cumhurbaşkanı seçemedi. Halkın seçmesinin önü açıldı. Bir yönüyle de iyi oldu. Eğer bugün Cumhur İttifakı'na ya ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sürecine giden sürece bakarsak bunun aslında fitilini ateşleyen CHP o günkü antidemokratik tavrıyla, yani Abdullah Gül'ü mecliste Cumhurbaşkanı seçtirmeyerek biliyorsunuz bunun fitilini ateşledi aslında ve millet kendi çaresine baktı ve milli irade dedi ki hayır, senin dediğin değil,
benim dediğim olacak dedi ve halkın seçmesinin önü açıldı. Biz de o zaman Büyük Birlik Partisi olarak evet dedik. Şimdi de seçim güvenliği diye ortaya koydukları maddelere baktığınız zaman yeni bir şey ortaya koymuyorlar. Ortaya konulana, yani teklif edilene itiraz ediyorlar. Ne diyorsun kardeşim? İşte bir kere daha tekrarlayalım. Efendim işte memur olmasın sandık kurulu başkanları. Peki bundan 6 sene önce memurdu zaten. Partiler arasında kura ile seçilsin dediğin zaman o zaman da itiraz ettin. Peki şu anda nasıl seçiliyor? İlk 4 parti, ben meclis dışında bir parti olarak seçmen sandıklara görevli veren ilk 5'in içinde seçim çevrelerinde bazı yerlerde ilk 4'te olan bir parti olarak ne diyoruz? İlk 4 parti şey verecek, sandık görevi. Peki seçime katılıyor 10 parti, diğer 6'sını vermiyor. Şunu dese mesela CHP daha da anlaşılabilir. Ya seçime katılan bütün partiler o kuraya girsin, hepsi versin. Belki anlaşılır bir tarafı olabilir ama bu itirazın hiç anlaşılabilir bir tarafı yok. Bir de devletin memuruna güvenmiyor musun? Yani HDP'li olacak, ona güveneceksin ama devletin memuru olunca güvenmeyeceksin. Biraz önce de kısaca değindiniz. Sayın Abdullah Gül'ün seçilmesine karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi bugün aday gösterme gibi bir eğilimi de var. Yani ne dersiniz? Şu anda tabii hani Sayın Abdullah Gül aday olsa çok memnun olacaklar. Yani ama buradaki... Olur mu? Hayır. Burada ben ihtimal vermiyorum. Buradaki amaç Abdullah Gül'ün adaylığı ya da Cumhurbaşkanı seçilmesi değil. Buradaki amaç Cumhur İttifakı'na yaralamak ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesini sağlamak. Yani bütün şey o, hedef oraya doğru kilitlenmiş. Yani tabiri caizse gömleğin birinci düğmesi yanlış ilikleniyor. Onun için de ben başarılı olacaklarına inanmıyorum. İnşallah Cumhur İttifakımız %50'nin çok üzerinde bir oy alarak istikrarlı bir şekilde Türkiye yönetilmeye devam edecektir diye inanıyorum. Evet, son olarak Afrin Harekatı'nı değerlendirmenizi rica edeceğim. Gelinen süreçte 8 kilometre kalmış Afrin'e neler söylemek istersiniz? Özellikle Zeytindalı Harekatı kapsamında yurt dışından, Avrupa'dan, Batı'dan çeşitli sesler geliyor. Durdurun falan diye. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle tabii ben Afrin Harekatı'nı, Zeytindalı Harekatı'nı, Afrin Operasyonu'nu sonuna kadar destekliyoruz. Hatta bize göre gecikmiş harekatlar bunlar. Bunlar 3-4 sene önce başlayıp tamamen o bölge teröristler süpürülmeliydi, yok edilmeliydi, temizlenmeliydi. Ama bugün bunlar yapılıyor elhamdülillah ve biz de destekliyoruz. Bir kere operasyonda şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum ve kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin, Mehmetçiklerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ben bölgeye gittim. Geçtiğimiz günlerde Hatay, Hassa, Kırıkhan, Akbez sınır bölgesindeydim. Orada hem vatandaşlarımızla, hem mülki amirlerimizle, hem askerlerimizle konuştuk. Daha sonra işte 2 gün önce Kilis'teydim. Ve yerinde de gördük. Müthiş bir özgüven var ordumuzda, askerimizde. Müthiş bir inanç var. Ve başarılı bir şekilde harekat yürütülüyor. Yani bütün ve Afrin adeta böyle bir hilal şeklinde çembere alınmış vaziyette. Çok da yaklaşıldı ve inşallah kısa zamanda Afrin terör örgütünün tüm üyelerinden temizlenecek. Tabi burada gördüğüm başka olumlu bir manzara da beni en çok sevindiren noktalardan bir tanesi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız inanılmaz bir şekilde ordumuza sahip çıkıyorlar. Ordumuz da onlara sahip çıkıyorlar. Müthiş bir şey var. Yani sokaktaki vatandaş asker olmuş, asker sokaktaki vatandaş olmuş. İnanılmaz bir kucaklaşma, destek, kaynaşma var. Bu da tabii başarının en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Bir başka sevindirici olsun, çok kamuoyunda gündeme gelmiyor. O sınır bölgesinde yaşayan olan ilçelerimizde, beldelerimizde nüfusun neredeyse yarısı mülteciler. Hatta Kilis'te yarısından fazlası da mülteci, yani Suriye'den gelenler. Orada baktığınız zaman onların da bu harekata müthiş bir desteği var. Yani mesela orada Kilis'in yine Afrin bölgesinde mesela 15 civarında köy var ve bunlar Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı köyler. İnanılmaz bir destek veriyor. Hani şöyle bir yalan kampanya yapıyorlar ya, efendim işte Kürtlere karşı yapılıyormuş. Küllüyen yalan. Tam tersine yani o bölgede yaşayan masum Kürt vatandaşlarımız da bu operasyonu destekliyor ve bu operasyonun Kürtlere karşı yapılmadığını hem oradakiler hem işte ben geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daydım, Van'daydım. Bizim içerideki Kürt kardeşlerimiz de biliyorlar. Operasyon tamamen PKK, YPG terör örgütüne ve onun arkasındaki emperyalist küresel
güçlere karşı yapılıyor. Tabii Batı niye rahatsız? Çünkü Batı PKK'nın bugüne kadar hep destekledi. PKK'nın elbette ki tırnağına yara alırsa Batı da bundan yara almış hissediyor. Ayağına taş değerse kendisine değmiş gibi kabul ediyor. Onun için PKK'nın hamisi olduğu için bundan rahatsızlık duyuyor. Ama kim rahatsızlık duyarsa duysun Türkiye inşallah bu operasyonu tamamlayacak ve bu operasyonla da harekatlar sınırlı kalmayacak. İnşallah hem Suriye'nin kuzeyi hem Irak'ın kuzeyindeki bütün bölgelerden PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri temizlenecek inşallah. Evet, teşekkür ediyorum yayınımıza katkı sunduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun Sayın Başkanım. Evet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici yayın konuğumuzdu. Destici ile elbette ki gündemdeki bazı önemli konu başlıklarını değerlendirmiş olduk. İttifak, Afrin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını değerlendirmiş olduk diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, Mehmet Özmen size ve Büyük Birlik